Çağdaş yaşamda birçok etkenin neden olduğu yoğun stres, bireylerin hayatlarının rutin işleyişini bozmakta ve yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Stresle baş etmede kullanılan yöntemlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu yöntemlerden bazıları stresli bir yaşamdan korunmada kişiye yardımcı olurken, bazıları da stresin ruhsal ve fiziksel belirtilerinin giderilmesinde etkili olmaktadır. Bu programda stres yaratan olumsuz düşünceler yeniden nasıl yapılandırılır? Davranışsal düzenlemeler, gevşeme egzersizleri ve zaman yönetimi nasıl gerçekleştirilir? soruları yanıtlanacaktır. Programda yararlanacağımız anahtar kelimeler olumsuz düşünce kalıpları, zaman yönetimi, gevşeme egzersizleridir. Stres yönetiminde kişinin kendisine, olaylara ve geleceğe bakış açısı önemlidir. Olumsuz düşünceler, değerlendirmeler ve atıflar aynı zamanda olumsuz duygulara ve uyum bozucu davranışlara yol açar. Olumsuz düşünceleri yeniden yapılandırırken öncelikle olumsuz düşüncelerin fark edilmesi önemlidir. Daha sonra da bu düşüncelerle mücadele edip akılcı düşüncelerle değiştirilmesi hedeflenir. Stres yaşantısında kişilerin kullandığı olumsuz düşüncelerin bazı ortak özellikleri vardır sık kullanılan olumsuz düşünceleri özetleyecek olursak, ilki delilleri yok sayma ya da zihinsel filtreleme olarak adlandırılan seçici soyutlamadır. Eldeki bilginin sadece küçük bir kısmına bakarak yargıya varılır. Deliller yok sayılarak veya ihmal edilerek duruma bakışta kişinin yanlılığı pekişir. Keyfi çıkarsamada herhangi bir kanıt olmaksızın ya da aksi yönde kanıta rağmen yoruma varılır aşırı genelleştirme yapılırken bir ya da birkaç ipucundan hareketle daha genel yorumlara ulaşılır. Abartma ve küçültmede ise birey bir nitelik, olay ya da duyumun önemini ya da aşırı abartır ya da küçümser. Kişiselleştirmede birey herhangi bir temeli olmamasına ya da çok küçük bir bağıntı olmasına rağmen çevresel olayları kendisiyle ilişkilendirir. Olayların olumsuzluğundan kendisini sorumlu tutar ve suçlar. İkili diğer bir adıyla hep ya da hiç biçiminde düşünmede kişinin kendisi, kişisel deneyimleri ve diğer kişiler hakkında yargıları hep iyi veya hep kötü, bütünüyle yetersiz ya da bütünüyle başarılı, kusurlu ya da mükemmel gibi iki kategoriden birinde yer alır. Olayları siyah ya da beyaz şeklinde değerlendirir. Olumsuz düşünceleri saptadıktan sonra bunlarla mücadele edip akılcı düşünceler geliştirmede bazı sorular kişilere yardımcı olacaktır. Örneğin, bu durumun başka açıklaması var mı? Bu düşüncemi destekleyen ve desteklemeyen kanıtlar nelerdir? Ayrıca kişinin konu hakkında değer verdiği insanlardan fikir alması stressiz döneminde olsaydı aynı durum için ne düşünebileceğini gözden geçirmesi akılcı düşünceler geliştirmede yardımcı olabilecek diğer adımlardır. Olumsuz düşünceleri değiştirirken kişi gerçekçi olmalı, var olan sorunların üzerine örtmemelidir. Akılcı düşünceler Objektif gerçeklere dayanır. Kişiye ve problemi çözmeye yardımcı olur. Kişinin diğer insanlarla çatışma ve sürtüşmelerini azaltır. Kişinin kısa ve uzun dönemli amaçlarına katkıda bulunur. Duygusal bir çatışma ve gerginliğe sürüklemez. Maruz bırakma yönteminde kişi stres etkeniyle karşı karşıya kalacak provalar yapar en hafif durumundan giderek artan şiddette stres etkinine maruz kalır. Her maruz kalış kişinin strese verdiği psikofizyolojik cevabı ve kaçma davranışını azaltır, uyumunu arttırır. Kişiler maruz bırakma uygulamalarını kapasitelerinin ötesinde bir değişime itmeyecek şekilde ancak kaçma davranışlarını kıracak ve korkularını yenecek tarzda yerinde zorlamalar kullanarak ayarlamalıdır. Duyarsızlaştırma, maruz bırakma yöntemine benzer bir yöntemdir. Ancak alıştırmalarda gevşeme egzersizleri kullanılır. Duyarsızlaştırmada kişiler öncelikle nasıl gevşeyeceklerini öğrenmelidir. Duyarsızlaştırma, diğer stres yönetim tekniklerinin uygulanmasını zorlaştıran başlangıç anksiyetesinin yoğun olduğu durumlarda özellikle faydalı olmaktadır. Gevşeme sağlandıktan sonra stres etkeni imajiner ya da gerçek yaşamda maruz bırakılır. Stres yaratan durum ya da uyaranla ilişkili en kolaydan en zora doğru hiyerarşi oluşturulur. Maruz bırakmada olduğu gibi bir önceki evrede sıkıntı duymadan başa çıkabildiğinde bir sonraki aşamaya geçilir. Stres ile baş etmede kullanılan yöntemlerden bir diğeri de stres aşılama yaklaşımıdır. Stres aşılama yönteminin anlaşılmasını kolaylaştırmak için tıp alanında yapılan aşı uygulamalarını örnek verebiliriz. Aşı uygulamalarında düşük dozda ve gücü zayıflatılmış virüs vücuda verilerek kişinin direnci arttırılır. Stres aşılama yönteminde de kişi stresli durumun daha zararsız biçimine maruz bırakılarak baş etme becerileri geliştirilir. Kişi daha stresli durumlarla karşılaştığında geliştirdiği becerileri kullanır. Gevşeme egzersizleri, stresin neden olduğu aşırı fizyolojik uyarılmayı ve psikolojik etkileri azaltarak rahatlama sağlar. Aşırı stres tepkisi olarak gelişen kan basıncı artışı, sık nefes alıp verme, kalp atım sayısında artış, gevşeme egzersizi ile normale döner. Başarılı bir gevşeme egzersiziyle kişi kendini daha iyi hisseder, gerginlik ve anksiyete duygusu azalır, kontrol duygusu artar. Sık kullanılan gevşeme egzersizleri kas gevşeme egzersizi, nefes egzersizi ve imajiner gevşeme yöntemleridir. Zamanın etkili biçimde kullanılması stresi daha kolay yönetmeyi sağlar. Kimi durumlarda ise zaman kendi başına stres nedeni olabilmektedir. Yetiştirilemeyen işler ya da boşa geçen zamanlar kişiyi mutsuz, kaygılı yapabilir. Bu durum ise üretkenliği azaltarak enerjiyi tüketir. İyi bir zaman yönetimi elde edebilmek için atılması gereken adımları zaman çizelgesi yapmak, hedefler oluşturmak, öncelik sırası belirlemek, plan yapmak, hayır diyebilmek İşbirliği yapmak, işleri ertelememek, düzenli olmak, gereksiz meşgul eden şeyleri kontrol etmek, gözden geçirmek olarak sayabiliriz. programda stresle başa çıkmanın bireysel yolları nelerdir sorusu yanıtlanmıştır. Birey, öncelikle olumsuz düşüncelerini olumlu ve akılcı düşüncelerle değiştirerek işe başlamalıdır. Sonrasında ise davranışsal düzenlemeler ve kas gevşetme, imajiner gevşeme ve nefes egzersizi gibi gevşeme egzersizleri ile stresin yıpratıcı etkilerini azaltması mümkündür. Zaman yönetimi ile uzun ve kısa vadeleri planlarını belirli bir çizelgeye oturtabilen bireylerde Zaman baskısından kaynaklanan stresin azalması sağlanabilmektedir. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Çatışma ve Stres Yönetimi 2 ders kitabının Stres Yönetiminde Bireysel Stratejiler adlı 7. ünitesinde yer almaktadır. <laughs>